Antakya Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Antakya Belediyesi, evet memnunuz. Yani, evet. Yani memnunum. En başta öğrencilere, YGS ve TEOG öğrencilerine ücretsiz ders imkanı sağladılar. Bu konuda yani memnunum. Genellikle hizmet yaptığı hizmetlerden çok memnunuz. Hani köylerde yaptığı hizmetleri beğeniyoruz. Antakya Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Memnunuz, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İsmail Kimeci'ye de çok başarılar dileriz. Evet, henüz kendini görüp tanışmadık ama güzel. Ya duyuyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Yapıyor, etkinlikleri var yani. Ben İskenderunluyum ama Antakya'yı beğeniyorum tabii. Düzgün, çevresi düzgün Antakya'nın. Şehirleşmesi çok güzel. Beğeniyoruz tabii ki. Adanalıyım ve Adana'da yaşıyorum normalde ama tabii ki genel olarak memnunuz. Ailemin bir kısmı burada ve severek şehri yaşıyorlar yani. Peki Antakya Belediye Başkanı siz olsaydınız Antakya için ilk yapacağınız hizmet ne olurdu? Altyapı. Altyapıyı daha da güzel bir şekilde yapmaya çalışırdım. İlk yapacağım hizmet önce belediyenin eksikleriyle yani çevreye baktığımda gözüme batan ne varsa onları düzeltmekle başlardım diye düşünüyorum. Antakya'da ilk altyapı ve yollar. Çünkü kışın bayağı kötü oluyor yollar, sulu falan. Ya şu an çok güzel Antakya yani. İsmail Kimyacı da yani iyi de şey yapıyor. Yani iyi kalkındırıyor burası. Trafik konusunu daha çok ele almalarını isterdim. Trafikte bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Başka da bir şey şu anda aklıma gelmiyor. Antakya için yapacağım hizmet, yani Antakya'nın her tarafını gezip gördüğüm yerlerde hangi kusurlar varsa onları düzelttirdim. Ki başkanımız da böyle şeyleri yapıyor hani. Ondan şikayetçi değiliz. Yani başkanımızdan da memnunuz. Hani onun yaptığı şeyleri yapardık. İlk yapacağım hizmet yani devlet kursları var. Onlar gayet güzel İsmail Bey'in. Peki Antakya Belediye Başkanı siz olsaydınız Antakya için ilk ne yapmak isterdiniz? Size göre Antakya'da eksik nedir? Ben bir eksik göremiyorum. Yani belediye başkanı yaptığı hizmetlerden de gördüğüm kadarıyla memnunum. İlk olarak üst geçit, alt geçitler. Trafik sorunu genelde bizde sorun oluyor burada. Trafik sorunu halletmek. Trafikle belediye arasında işbirlikle olmalı. Bazı yerlerde çok sıkıntı yaşanıyor. Bir de bu park sorunu. Yani 1-2-3 saat bıraktığı zaman 8 lira 10 lira fahiş bir fiyat oluyor. Önce şu ara sokakları bir düzene sokulsun. Bir de genel olarak tabii trafik tek başına artık büyük şey olduktan sonra Antakya'nın dışına çıktı ama Antakya Belediyesi'nin sorumluluğunun dışına çıktı. Ama bu Antakya içi trafiğin bir şekilde düzenlenmesi lazım. Yetkilerimiz neyse onu kullanırdık herhalde. Peki Antakya Belediye Başkanı siz olsaydınız Antakya için ilk yapacağınız hizmet ne olurdu? Su fiyatlarını düşürmek. Hatay Büyükşehir'e ait o biliyorsunuz. Ya ona uğraşırdım. Onun dışında zaten çok iyi çalışıyor, çok memnunuz yani. Gençlerin daha çok vakit geçirebileceği alanlar yapmak isterdim. Çünkü bunlara ihtiyacı var gençlerin. Yeni nesil biraz şanssız, biraz yeşillik, ne bileyim sosyal faaliyet gösterecekleri alanlar planlamak isterdim. Peki Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci'ye buradan iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Yok yani teşekkür ederiz ona yaptığı şeyler için. Teşekkür ederiz ona dershane için. Çok teşekkür ederiz. Çok işe yarıyor. Vallahi iyi çalışmalar diyorum kendisine. Başarılar diyorum. Başkanımıza selamlar, başarılar dileriz.